Nerede olduğumu bilmiyorum artık. Hangi yollardan geçtim hatırlamıyorum. Neler yaşadım, neler atlattım sormayın. Bilmiyorum. İnsan tek başınayken daha iyi anlıyor normalde idrak edemediği şeyleri. Yalnızlık motivasyonu güçlendiriyor. Yağmurun sesini dinliyorum. Sen yoksun. Sen diyebileceğim hiç kimse de yok hayatımda artık. Hayali bir maceraya tutsak düşmüşüm belki de. Geleceğimi göremiyorum. Yarın ne olur sormayın, bilmiyorum. Huzurla doluyor içim babama her bakışımda. Annemin gözlerinde görüyorum sadece sevgiyi karşılıksız. Diplerde yaşıyorum hayatı herkesten habersiz. Anlamsız geliyor bazen sözler. Kendimi kadehlere boğuyorum. Haksızlık bu biliyorum. Bir ben kalmıştım haksızlık etmeyen bana. Artık ben de vazgeçiyorum benden yana yana. Aynaları kendime sırdaş bellediğimde ne kadar dolu olduğumu bir kez daha anlıyorum. Şu boş sayfalarda olmasa kime aykıracağım tüm bunları? Kiminle paylaşacağım tüm sırlarımı? Bu gelgitler daha ne kadar sürecek? Keşke birisi bana bunun cevabını verebilseydi. Önünüzde koskoca bir hayat varken size hayattan ne vazgeçirebilirdi? Gerçekten ne için vazgeçerdiniz tüm geleceğinizden? Ya da kimdir sizi bu hale getirebilecek o bencil insan? Dostlarınızın da gün geldiğinde sizi anlamadıkları oldu mu hiç? Her hareketinizin alay konusu olduğu mahcup dakikalar geçirdiniz mi? Size kendinize olan güveninizi kaybettiren arkadaşlarınızdan hiç vazgeçebildiniz mi? Herkesin dostu olmaz. Herkes dost olmaz. Herkes dost olamaz. Acı bir gerçektir insanların menfaat ilişkileri. Siz birine değer verdiğiniz için değer verilen biri olmayabilirsiniz. Çok da normal değil mi sizce de tecavül Arif şehri İstanbul'da? Söyler misiniz? Kaç kez bildiklerinizi bilmezlikten geldiniz hayatınız boyunca? Söyler misiniz? Kaç kez tecavül Arif yaptınız hayatınız boyunca?